Vekilim TV olarak her an her yerdeyiz dedik. Bugün Çiğli'deyiz. Çiğli'de neredeyiz? Sevgili Fuat Bey'in yanındayız. Fuat Bey hem emlak işleriyle meşgul hem de Çiğli Mardinler Derneği Başkanı. Önce ben bir Fuat Bey'i tanımak istiyorum. Sevgili Fuat Bey, Fuat Uzunkaya kimdir? İlk önce hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Mardin'in Ömerli ilçesinde 1974 yılında doğdum. İzmir'de 93'ten beri buradayım. 4 çocuk babasıyım. Emlak, inşaat işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda Çiğli Mardinler Derneği Başkanıyım. Hem emlak işleri hem de dernek başkanı. İkisi bir arada nasıl gidiyor? Alıştığımız için artık bize basit geliyor. Ama dışarıda biri baktığı zaman çok zor. Dernek çalışmaları derken neler yapıyorsunuz? Ne gibi projeler yapıldı Fuat Bey'in zamanında ve bundan sonra neler yapılacak? Çiğli'de ilk derneğimizi kurduğumuz zaman Çiğli'de hemen hemen hiç kimsenin yapmadığı geceleri yaptık. Çoğu hemşerilerimiz, yani Mardinli olmayıp da tanıştığımız arkadaşların çoğu kimsenin cenazesine gitmiyordu, baş sağlığına gitmiyordu. Hasta olan kişileri ziyaret etmiyordu. Düşmüş olan insanlara yardımcı olmuyordu. Biz bunu burada başardık. Erzurumlu olsun, Muşlu olsun, Bingöllü olsun, aynı zamanda göçmen olan hemşerilerimiz, arkadaşlarımız vardı burada. Dernekle beraber, yönetimdeki arkadaşlarla beraber hemen hemen hepsinin taziyelerine, cenazelerine, düğünlerine, hastalarına, aynı zamanda 1200'e yakın üyemiz var. Burada kan grupları hepsi kayıtlı bizde. Kan lazım olan hasta arkadaşlarımıza kendi arabalarımızla kan tedarik ediyorduk. İzmir dışından gelen arkadaşlar oluyordu veya arkadaşların vasıtasıyla bizim telefonlarımızı, yerimizi çıkartan arkadaşlar. Buradaki organ nakli olan kent hastanesinde organ nakli olan bir sürü hemşerimize kendimiz burada ev tedarik ettik. Kan bağışında bulunduk. Hastaları ziyaret ettik. Bu kadar. Peki şimdi her iki şeyde de çalışıyoruz. Hem emlakçılık dedik, hem dernek başkanlığı. Siyasetle ilgili planlarımız da var mı? Girecek miyiz siyasete? Şu an biz Türkiye'de ilk defa bir Mardinliler Federasyonu İzmir'de kuruldu. Ülkemizde yaklaşık 8-10 ilde Mardinliler Derneği bulunuyor ama federasyon yoktu. İzmir'de Mardinliler Vakfı aynı zamanda o da kuruldu. Federasyon olduğu için bizim burada bir karar vermemiz yanlış olur. Federasyon toplanır. O ne karar verirse biz ona uyarız. Ferdi değiliz şu an. Federasyon dediniz. Federasyondan biraz bahsedelim mi? Neler yapılıyor? Federasyonda 11 tane dernek, Mardinliler Derneği bir arada, bir çatı altında toplandılar. Dışarıda kalan 3-4 tane derneğimiz de federasyona Allah'ın izniyle bu önümüzdeki ay içerisinde onlar da katılacak. Öğrencilere burs vermeyi düşünüyoruz. Federasyona ait bir bina almayı düşünüyoruz. Buradan İzmir'den ta Mardin veya Doğu, Güneydoğu kırsalında bulunan hemşehrilerimize eğitim konusunda, sağlık konusunda elimizden gelen çalışmaları yapacağız inşallah. Peki dernekte geceler düzenliyor musunuz? Neler yapılıyor geceler? Biz İzmir'de ilk defa bir açılış yapıldı. Yaklaşık 2000-2500 kişi. Evet, fuarda bu açılış, gece değil, açılışta 2500 kişiye yaklaşık orada bir açılış yapıldı. Bizim Mardin'e has özel yemeklerimiz, sembusek dediğimiz, içli köftemiz. Orada yaklaşık 20-30 tane ablalarımız, bacılarımız hizmet verdi. Gelen tüm arkadaşlar bizim açılışımızı beğendi. Özellikle açılışlar iş yerleri önünde yapılıyordu. Biz bunu Fuar Atlas Pavyonu'nda yaptık. Çok büyük bir açılıştı. Bu arada da Atlas Pavyonu'nu orada bize temin eden Zeki Karatay kardeşimiz, abimiz vardı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bu kadar. Peki bir şey soracağım Fuat Bey. Derneğinizde 1200'e yaklaşık bir üye vardınız. Hepsi Mardinli mi? Yani Mardinli olmayan gelebiliyor mu, üye olabiliyor mu isterdi? Tabii şimdi Mardinli 1200 burada üyemiz, 1100'e yakın Mardinli, 100 kişi de sevdiğimiz göçmen arkadaşlarımız olur. Doğu kökenli veya Doğu kökenli olmayıp da bir sürü arkadaşlarımız var. Bizim kapımız herkese açık. Zaten Mardin'e gittiğiniz zaman
dinlerin ve dillerin güzel şehridir. Medeniyetlerin beşiğidir. Mardin'de 10 esnafı geçseniz 3 tanesi Mardin, kendisi Mardinli, Türk, Müslüman. 3 esnafı Mardinli, Türk, Hristiyan. Evet. Çok fazla dinden insanlar var değil mi? Evet. Süryanisinden tutun, işte Şiisine kadar, Sünnisine kadar herkes var galiba, herkesin var. Karışık. Bizim orada zaten medeniyetler beşiği dedik. Dünyanın hiçbir yerinde Mardin gibi bir yer yok. 7000 yılın üzerinde bir geçmişi var. Ve biz hepimiz orada Hristiyanı olsun, Müslümanı olsun, Kürdü olsun, Arabı olsun, Çerkezi olsun, Türkü olsun kardeşçe bugüne kadar yaşadılar. Bugünden sonra yaşamaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok yönlü bir insansınız. Daha nice başarılara imza atmanızı diliyorum. Gecelere de lütfen bizi de çağırın. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum Vekilim TV ailesine. Ben ve yönetimim adına çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah gece yaptığımız zaman sizleri davet ederiz. Sizleri de aramızda bulmaktan, görmekten gurur duyarız. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha sırada neler var?